Neden önüne geçilemiyor? Ne yapmak lazım? Nasıl bir kontrol mekanizması hayata geçirilebilir? Maalesef tabii bilinçsiz bir uygulama. Geçen sene de sanırım İstanbul'da bir aile aynı şekilde bir vakaya maruz kalmıştı. Bunun önlenmek için tabii bilinç lazım. Bilinçle beraber de ev içerisinde kullanılacak herhangi bir kimyasal maddenin mutlaka ev içinde kullanım için yapılmış olması gerekir. Özellikle tarım ilaçları, böcek ilaçları başlıca yani iki tip olarak düşünebiliriz. Bir kısmı ev ortamında, ev içinde kullanılabilecek güvenlikte, bir kısmı ise sadece arazide ve dışarıda kullanılabilecek özellikte maddelerdir. Dolayısıyla eğer dışarıda kullanmak üzere üretilmiş bir böcek ilacını gelip de evin içerisinde ve kapalı ortamda bu şekilde kullanılırsa maalesef kaçınılmaz bir sonuçla karşılaşıyoruz. Peki hocam, bu ilaçların üzerinde yazıyor mu ev tipi ya da işte profesyonel kullanım için gibi? Özellikle eğer bu tür bir kimyasal madde evinde veya herhangi bir şekilde kullanacak olan bir şahıs zaten mutlaka etiketini okuması lazım. Ve etiketini okuduğu anda bunun ev için kapalı ortamda kullanmayacağını yazar ve o nedenle de kullanmaz. Ama maalesef bu şekildeki uygulamada herhangi bir kontrol alınmamış. Tabii bu ne ilk olacak ne de son olacak maalesef duyduğumuz gibi. Evet. Çünkü ve lütfen vatandaşlarımızdan, bütün insanlarımızdan şunu rica ediyoruz. Yani normalde evinizde herhangi bir haşere, bir böcek ilacı yapacaksanız ve böyle büyük çaplı yapmak istiyorsanız belediye ekiplerine çok rahat haber verebilirler. Çünkü belediye ekipleri bu şekilde evlere, kapalı ortamlara ilaçlama konusunda son derece tecrübeliler. Çünkü onların kullandığı ürünler ve bu şekilde uygulamaları ev ortamı için üretilmiş ürünleri kullanıyorlar. Dolayısıyla herhangi bir şey olmuyor. Örneğin biz yazın evimizde biliyorsunuz hepimizde her evde mutlaka bir sinek ilacı vardır bir sprey şeklinde. Onlar ev için üretilmiş, ev ortamı için üretilmiş ve insan sağlığına da son derece zararları az olan kimyasal maddeler. Ama dışarıdaki tarımdaki korkunç sonuçlara götürebilir tarım ilaçlarının kullanılması. Peki hocam, bir de şunu sorayım. Söylediğiniz çok çok kıymetli, çok önemli. Böyle bir ihtiyacımız olduğunda belediye ekiplerine başvuruyoruz. Onlar zaten gelip bizim evimizde, bizim yerimize bu önlemleri alıyorlar. Diyelim ki yine bilinçsiz bir komşu, şüphelendiğimiz bir durum oldu. Evimizde bir koku oluşmaya başladı. Hızlıca evden çıkmak mıdır yapmamız gereken? Kesinlikle. Çünkü kapalı ortamda, hele bir de bu uygulanan evin basından okuduğum kadarıyla kerpiç bir evden bahsediyorlar ki tabii bu evin izolasyonu da son derece zayıftır muhtemelen. Uygulanan mutlaka üst kata da geçikmiş. O nedenle böyle zaten herhangi bir şekilde bilinmeyen bir koku, bilinmeyen bir duman veya koku hissedildiği anda o ortamdan en hızlı şekilde uzaklaşması gerekir. Ve kapının pencerenin açılarak iyi bir şekilde havalandırılması, ondan sonra da gelebilecek olan sağlık ekiplerinin de kontrolüyle tekrar kullanım açılması çok önemli. Çünkü koku bunun en önemli belirtilerinden bir tanesi. Zannetmiyorum ki kokusuz bir böcek ilacına maruz kalalım. Hepsinin kendine özel bir kokusu mutlaka vardır ve bu şekilde dikkat etmek gerekir. Belki şu olmuş olabilir değil mi hocam? Gece eğer koku etkili olmaya başladıysa veya uygulama akşam saatlerinde yapıldıysa uykuda fark edemeyebilir insan. Evet, maalesef, çünkü dediğiniz gibi çok doğru. Normalde insanın en savunmasız zamanı uyuduğu zamanlardır. Dolayısıyla kendisini hissedene kadar zaten zehirlenme meydana gelmiş. Ve küçük çocuğumuzda, çünkü yaşa göre de değişir etkisi de kimyasal maddelerin kiloya, vücuda göre de maalesef kaybetmişiz vatandaşımızı. İç ortamlarda lütfen hiçbir şekilde, hele de örneğin dediğim gibi belediye ekipleri burada çok profesyoneller. Bazen de böyle direklerde, sokaklardaki direklerde falan görürüz. Böcek ilaçlama yapılır, ilaç yapılır gibi bir telefon numarası, bir cep telefon numarası. Ama kimdir, in midir, cin midir, bilir mi, bilmez mi demeden de o kişilere kesinlikle itibar etmemek lazım. Profesyonel şekilde belediye ya da profesyonel ilaçlama yapan firmalar, tabelası olan, dükkanını açmış veya iş yerini açmış insanlar bu hükümde bilinçlilerdir ve ev ortamında kullanılan eğer kimyasal madde seçilmişse hiçbir problem yok, ama tarımda kullanılan, tarlada kullanılan ilacı seçmişlerse sonuç maalesef kaçınılmaz.